Arkadaşlar canavar aldım. Canavar aldım. İnşallah kaçmaz. İnşallah kaçmaz. Çok büyük. Çok büyük. Kaçma oğlum. Dünden kalan Yanıç ve kardeşlerim. Bunlarla bütün gün idare etmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Bugün 2-3 tane mera deneyeceğim. En son bundan bir öncekinde izlediğiniz 500 karos, 5 kubbes. İlk burayı denemek istedim. Bir yarım saat, bir saat buraya şans vermek istiyorum. Çok güzel kubbesler var ya aşağıda. Kubbesi atacağım. Çok güzel kubbesler var. Evet, yeni güne kubbesle başlıyoruz. Eşek kubbesi. Çok güzel. Zargana'yı flotu da yapacağım onları. Şey de yapacağım. Öyle tüm atmam da pilota şeklinde. Canlı olursa daha güzel ama o boydakini seviyor hayvanlar. Of 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 of. Bu boy tam zarganalık. Bu boy tam zarganalık. Kuyruktan takıp atarım. Hadi be. Kaçtı. Şurası gölge, şuraya atayım. Bugün zarganaya çalışacağım. Kısmetse zargana varsa alacağız. Evet, kubbese bak. İşte tam zargana boyu be. Bu zarganalık işte. Tam zarganalık. Bakın ideal boy. Göstereyim size. Şu boy ideal boydur arkadaşlar. Şöyle. Diğerleri yemelik, tavalık. Of 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 of. Büyüklüğe bak, büyüklüğe. Lan düşme be. Şuraya kadar geldi. Niye düşüyor? Tabii ki de düşüyor. Takımı kırmış anasını satayım. Evet. Şimdi ölü bir tane kubbes takacağım. Takımı hazırladım. Zargana topu. 1,5 metre misine. Ve tek iğne. Bakalım. Aksiyon olacak mı? Eğer olmazsa ya da balona yedirirsek, gerçi canlıyı da balon yiyor da, bir tane de canlı tutacağım. Aslında bu boydan da daha küçük olsa daha iyi olur ama yapacak bir şey yok. Şu şekilde taktım arkadaşlar. İnşallah atarken düşmez. Çünkü atarken düşebiliyor. Bu aralar zargana ayları. Balık varsa girer ve kubbesi falan çok sever. Gerçi zargana, ölü balık, filota falan her şeyi yiyor da. Evet, şöyle attım önüme, yaklaşık 10 metre falan önüme. Oy oy oy, kubbeslere bakın, kubbeslere. İkili ikili. İkili ikili. Mübarekler ikili ikili geliyor ya. Tamam dur. Of, çok güzel kubbesleri ya. Boylara baksanıza. Kim atmış ya? Nasıl sattım onu? İşte kubbes. Kubbese bak, kubbese. Of. Tamam. Kubbes budur ya. Olay budur be. Ne zorladın abisi? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın.
Büyüklüğünü siz görün. Gerçekten harika bir boy. Bunlar artık ızgaralık, tavalık olmuşlar. Zargana yatmaya kıyamam ya bunları. Kendim yerim. Gel buraya. Bakayım salınacak bir boy mu? Aslında değil de bir salıp denemek isterim ya kuyruktan. Yine biraz ufak gelir ama salınacak bir boy değil ki bu ya. Ama deneyeceğim. Tek isteğim atarken düşmemesi. Düşmedi, güzel. Çok güzel. Orada kalsın. Onu hiç ellemeyeceğim. Zaten mantarı kendi batırıyor. Şeyin kubbesin büyük olduğu için kubbes mantarı kendi batırıyor arkadaşlar. Buraya ya. Evet. Uzun zaman sonra bir papaz yakaladık. Tam akvaryum balığı, baksanıza siyah. Pullar da gerçekten çok güzel. Dur oğlum. Salacağım, dur. Papaz balığısın sen. Sakin durursun. Ağzı çok küçük. Yemleri kemiriyor. Hadi git. Kubbesin ızgarası da güzel. Zargana gelmese de kubbes ızgara yaparız ya, en kötü ihtimal ne yapalım. Kubbes. Seviyoruz kubbesleri ya. Bizi boş göndermiyor var ya. Bugün 10 oldu mu bilmiyorum da. Dur bakayım, bir aç bakayım ağzını. Neymiş, öyle büyütmüş ki. Harbiden Godzilla'yı yakaladık ya. Nasıl bir kubbesin oğlum sen? Nasıl kubbesin babacım sen? Of, çok güzel ya. Baksanıza arkadaşlar. Of, bugünün rekoru buna ait. Çok iyi ya. 23-24 santim var. Harika. Geç bakayım oraya. Of. Harika bu kubbes. Aslında bugün ıskaroza falan hiçbir şey uğraşmayıp sadece kubbes yakalasam akşama kadar bir 2-3 kilo kubbes yakalarım herhalde. Geliyor, geliyor. Havalı geliyor. Geliyor, geliyor. Dur. Dur yavrum, dur. Havalı geliyor. Ama bu aralar fena sardım yemli hava. At çekçiler, şor çekçiler, spinciler. Cümlenizden özür dilerim yemli hava sardığım için ama gerçekten keyif veriyor. Siz yerimde olsanız siz de yapardınız şu şekilde. Bak şimdi atıyorsun. Mantarı gömünce bam, kaldırıyorsun. Olay o. İşte bak, mantar gömdü çıktı. Gömdü, kaldırdım. Papaz. Lan papaz ne adamsın ya. Gelme bir daha. Seni yoksa aforoz ederim bu ülkeden. Ona göre. Haydi bakalım. Kubbes istiyoruz, kubbes. Papazlar gelince kubbesler yanaşmıyor ya, neyse. Aldı ya, ben dedim ya size aldı. Ama bizim yine koca olan geldi ya.
Bizim diğer koca olan geldi. Of, çok güzel ya. Şuna baksanıza. Harika. Harika boy bunlar ya. Gerçekten harika boy. Canavarlaşmış bunlar. Diğer partiyi poşete koydum çantaya şey olmasın diye. Canavarlaşmış ya. Evet, mera değişikliği yapıyorum. İri boy kubbeşlerim var. Bu gideceğim mera da biraz daha koyda kalıyor ve zarganaya canlı yem indireceğim. Yani canlı kubbesi yakalarsam canlı atacağım, yoksa filoto veya o küçük ölülerden koyacağım. Zarganayı ısrarla peşine düşeceğim bu aralar. Bugün olmasa bile en yakın zamanda zargana videoları izleyeceksiniz. Ona emin olun arkadaşlar. Onun dışında atçek, spin ve shortjig avına da ağırlık vereceğim. Haydi bakalım. Geçelim meraya doğru, bakalım burada neler varmış göreceğiz. Bu ne? Of. Karagöz geldi. Bakayım bir. Evet. Bundan bir önceki videoda yaklaşık bu boy, biraz daha büyüktü o da. Salmamıştım. Bunu salıyorum. Haydi bakalım. Kara gözlüm sevdalanmış. Şarkısı benden sevgili Karagöz kardeşime gelsin. İki tık büyük olsaydı alacaktım da iki tık büyük değil işte. Felaket basıyor ya. Biz barbun bekliyoruz esas. Bir şey geliyor ama ıskaroz geldi. Evet, bu ıskaroz çok istediğim bir boy değil, o yüzden salıyorum bunu geri. Oha, aslan balığına bakın, aslan balığına bakın, şurada. Şurada aslan balığı. Dev gibi. Ulan dev gibi bu ya. Of. Vallahi dev gibi. Oha, çok büyük ya. Aslan balığı. Ya çok büyük daha. Kıyıya kadar gelmiş. Vay anam, vay vay vay. Ne kadar büyüktü öyle ya. Geçen gün yakaladım da kaçtı. Bayağı iriydi. Kaçırdık keretayı. Bu ne? Bu ne ya? İşte bir ıskaroz daha geldi. Bu da şuradakiyle hemen hemen aynı. Renklere baksanıza. Renkler genelde grimsi böyle. Ayç. Çulutor reisle yakala pişir yaparız herhalde ya. Bugün. Oğlum kaçma. Kaçma. Tamam. Aç. Aslan be. Çok güzel bir boy daha. Iskaroz daha aldım. Evet. Dünküler gibi boylar gelmeye başladı. Of. Barbuna bakın. Barbuna. Küçük barbunları saldım. Gelen barbuna bakın. Ey maşallah. Çok iyi be. Efsane barbun.
İskarozlardan sonra sıra barbundağı. Evet, son birkaç yemim. Onlardan sonra yavaştan toparlanacağım. Balık avını bitireceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu ne? Barbun mu? Bu da barbun. Evet, bir barbun daha geldi. Bu da biraz küçük ya. Bunu da salıyorum. Yapacak bir şey yok. Fazlasıyla balığımız var zaten. Yemeği için. Evet arkadaşlar, avı bitirdim. Daha fazla geç olmadan Tulu Torres'i davet edeceğim. Yakala pişir yapacağız. Michael abinin orada. İnşallah gelir şu an. Çünkü telefonlarını duymuyor. O da sanırsam balıkta. Şimdi de bugün yakaladığım balıklara bakacağız. Bugün çok üstüne durmadım aslında. Çünkü zarganaya falan biraz çalıştım. Zargana girmedi ama sabah canlı ya da ilk başta ölü balıkla başlayacağım. Daha sonra kubbe tutarsam canlı takacağım. Evet. Gün sonu raporu yapıyoruz. Gerçekten iri boy kubbesler. Şu hele 3 tanesi efsane boy. Bir karışımdan bile uzun. Bir tane barbunumuz var. Saldığım barbunlar hariç karagöz saldık. Evet, bir tane ıskaroz saldık. 3 tane de ıskarozumuz var. 2 tane orta boy, 1 tane güzel boy. Evet. Bu balık av macerasına böyle noktalıyoruz. Yakala pişire geçeceğiz. Haydi bakalım, balıkları gösterdim. Şimdi Michael abinin oraya doğru gidiyorum. Görüşürüz. Yine. Süper ya. Vay 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 vay. Temizliyor ya. Michael abinin yanına geldik. Bakalım Çılı Torreis nerede kaldı? Bekliyoruz, onu da bekliyoruz. O üstüne gelecek ya yemeğin. Onda da balık var. Onda da var. Ooo, bir de o getirecek. O da balık getirecek. Kesin. Hele. O ondan telefonlara bakmıyor şu anda. Kesin konsantre oldu. Balığın anasını anlatıyor. Zaten abi balıktayken telefonu bir köşeye atıyor kayanın ucuna. Aynen öyle. Hiç bakmıyor değil mi? Sesi bile yok. Sesi bile yok. Evet. Maşallah, bu o tutmasa bile bunlar bize hayli hayli yeter ya. Ne diyorsun ya? Şuraya baksana, şuraya baksana. Allah aşkına ya. Var mı 1,5 kilo Michael abi? Kesin. Vardır değil mi? Kesin. Allah bereket versin. En kötü günümüz böyle olsun. Evet arkadaşlar, balıklarımız temizlendi. Çullu Torreis'imizi bekliyoruz. Şimdi yakala pişir yapacağız. Michael abinin de böyle güzel... Ne? Senin adın ne? Sen yavru musun? Yavru musun sen? Çakmak A9 seni. Michael hazır mı? Çullu Torreis, nerede kaldın ya? Aleyküm selam. Balığın gözü var. Balıklar pişti, sen yoksun piyasada reis ya. Balık her gün yiyin lan. Kaç metre o, yeni mi? Reis, çok tuttun balık. Hı? Çok az tuttum ya. Valla. Hadi bakalım, yakala pişir yapıyoruz. Sensiz olur mu ya? Yeni arkadaş. Vay, bu gömlek iyiymiş. Yeni mi bu gömlek? Bu gömleği biri verdi bana ya. Vallahi. Yok öyle az baktım işte. Ne bu ya, bakayım? Oo, kubbesi de mi var? Tokarlı kubbesi ya. Bir de diyor ki tutmadım diyor. Ya ne adamsın ya. Yarım kilo yok ya. Ratı da kullandın mı şeyi? Hediye gelen. Onu ya dağıtılıyor ya şeye da. Şey yok değil mi bir de? Karides yok. Bende hiç şey kalmadı, takınmayın. Yapayım ben sana bir takım. Ben bir şey aldırmadım. Ne yapacağım ben? Ben sana yaparım şimdi. İkili bir 10 tane takım yapayım, ikili. Üçlüye gerek yok. Kırdın ya. Var mı? Buyur, buyur. He? Var mı? Yaparız ya, sıkıntı yok, dert etme. Afiyet olsun arkadaşlar. Sermayeden yiyoruz. Bak bak bak, ıskarozlar pişiyor bak. Ulan çıktığın balıklara bak ya. Anam. Yanına da bir gel. Yeter mi bu balık? Valla bakacağız, senden de gelse iyi olur aslında da. Temizlen, ben var 3-5 tane temizlen. Var 3-5 balığı var mı? Ben temizlemem. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz paladayı Çullu Torreis'in öz dayısı. Ama nereden? Yandan dayım, yandan. Yandan diyor, yandan. Gerçekleşir mi? Yandan da hocam. Videoda da gerçek diyebiliriz ya.
Evet Baladay, afiyet olsun. Balıkları beğendin sağ mi? Sağ ol, teşekkür ederim. Çok güzel, elinize kolunuza sağlık. Güzel tutmuşsunuz, memnun olduk. Sizle tanıştık. Vay be, ben de memnun oldum. Bundan güzel bir şey olmaz. Sağ olasın Baladay. Bir de senin gibi güzel insanlarla tanıştık. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Valla Çılıt Oreis'in dayısı olduğunu burada öğrendik ya vallahi. İnsanlar da gördü artık. Seni de tanırlar. Ben Iskaroz'u sen yiyeceksin. Hayır, hayır, hayır. Çocukları çek, çocukları. İkiniz yiyin balığı. Bunlar yedi la. Evet. Ben küçük bir şey yiyeyim. Çocukları. Balıkları çek, size verdi abi. Tamam. Oldu harika. Her şey çok güzel oldu. Harika. Afiyet olsun. Emeğiniz sağlık. Abim. Birader Michael Jackson. Ailemsin ya vallahi. Arkadaşlar yalan atmaya gerek yok. Olsun, ne olsun, Jackson söyle. Pala dayı, Çırlıtor Reis, öz dayısı oluyor. Öz dayım. Neler söylemek istersiniz? Ya dayımı görsünler, herkes bilsin. Bıyıklara bak maşallah ya. Pala dayı vallahi var ya. Harbiden bugün balık nasıldı? Lezzetli çok miydi? Çok güzeldi. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun dayıcım. Teşekkür ederiz. Valla. Senin tavus kuşlar da iyi ötüyor ha. Güzel. Mahrumiyet bölgesi diyelim burayı. Doğanın içinde yok yok bak. Hepsi var. Hepsi var. Evet Pala dayıcım, sana da bir çay kahveye geleceğiz en yakın zamanda. Evet, bekleriz en güzel akşamlar. Evet, gel biraz yakın dur ya Çırlıtor Reis. Benim de çayımı kahvemi için. Gelin buyurun gelin arkadaşlar. Seni de mi içtiler? Türkiye'de bütün arkadaşlar buyursun gelsin. Evet. Haydi bakalım. Afiyet olsun tekrardan dayıcım. En güzel gidiyor akşamlar musunuz? Sizin olsun gidiyoruz. Tamam dayım. Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak. Bekleriz akşama. Bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar. Yakala pişir yaptık. Çırlıtor Reis de geldi. Birazcık gecikti. Tutmuş yine bir 7-8 balık. Tuttum ya. Evet. Diğer videolarda görüşürüz o zaman. Allah'a emanet olun. Haydi bakalım. Seni özlüyorlar bak çok. Bay arayı açma diyorlar. Ta muhabbet ileride ta canınızı sıkmayın. Haydi bakalım. Az kaldı. Devam edeceğiz. Olimpos. Olimpos. Evet arkadaşlar. Bir sonraki günden herkese merhaba. Yemli av kesmedi. Hala durdurak bilmeden üst üste devam ediyoruz. Çok güzel iki tane ıskaroz aldım. Aldıktan sonra da geldiğim bölgeyi, yani gölgelik alanı ekmekle yemledim. Şu anda aşağıda irilerden birkaç tane daha ıskaroz gördüm. Yanı çit takacağım, atacağım tekrar. Yukarıdan kaldırması risk ama ikisinde sıkıntı olmadı. Kaldırdık. Hızlı bir şekilde makineliyle saracağız. Evet. Şimdiden bize rast gelsin. Haydi bakalım devam. Burada değil mi? Başkan valla güzel şey var ya ıskaroz. Ama yukarıya nasıl kaldıracağız işte. O da sıkıntı ama artık atalım, yapacak bir şey yok. Biraz şöyle boşluğa atayım, sen onu bağlayana kadar. Sen bağla, takımı bağla, at ya. Ne olacak? Yanına atar atmaz geldi iki tane ıskaroz. Yok manyak vuruyor bak, hani atar atmaz vurdu. Aha bak vurdu. Bak görüyor musun? İyi vurdu mu şey yapacağım. Abi. Yok yok kaçtı. Hadi lan. Şeyi almış. Kuyruk kalmış sadece. Tüm takıyor. Tüm takıyorum ya kafayla beraber. Yanaş mı? Tek tek diyorlar ya işte yanıç. O. Oh. Aynen aynen. Aşağıda iri var. Gördüm. Gölgede geziyor iki tane. Aha yakaladım. Yakaladım. Başkan yakaladım da buradan kalkar mı bu? Of 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 of. Dur bakayım. Vay, helal be. Aldık. Vallahi ne diyorsun bu işe? Çok süper. İyi değil mi? Manyak bir şey ya. Kamera açıktı ya bir de. Hadi canım. Kocamanı aldık ya. Çok harika. Gerçekten. Kopartamadı gördün mü gelir gelmez. Rahat. Çok rahat. Evet.
Yine gri erkek olanlardan. Evet arkadaşlar, yeni bir günden herkese merhaba. Yine bir dev ıskarozla başladık. İyi kaldırdım ya, normalde tamam, kaldırırken sıkıntı da. Dene ya. Al bakayım başkan. Sordum, bulamadım. Bayağı yeter ya. Aynen. Gece ben şeye işte sargoza atmak için getirdim özellikle. Altında aslan balığı var. Yer mi ki yemi? Yemi yer misin ki sen? Of, güzel vurdu. Güzel bir daha vurdu. İkinciyi aldım. Çok güzel be. Harika bir boy. Harika bir boy. Yukarıdan kaldırmaya tırsıyorum ama yapacak bir şey yok. Of arkadaşlar. Bir saniye. Dur oğlum. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Hastasıyız dede. Of gerçekten yine harika boy. İkinci ıskarozumuzu aldık. Haydi bakalım. Öyle bir yerden girmiş ki yani çok şey. Bunu da kardeşinin yanına koyacağım şimdi. İlki de çok güzeldi. Bu da çok güzel. Bugün de ıskarozsuz geçirmeyeceğiz. Bakın bu da griydi. Şöyle. Of harika boylar ya. Efsane boylar. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Yemli avı sonlandırdım. Şimdi spin takımıma liderimi bağlayıp 30-40 gram jiglerle çalışacağım. Bugün aslında yemli avı benim için sadece bir hani oyalanma amacıydı. Esas atacak baraküdaya ve jig yapmaya geldim. Şu anda bir yarım saat falan jig yapma şeyim var, sürem var. Hani jig yapma süresini de kaçırdım da hani hava kararmaya yakın. Belki bir harami avcı balık geçer. Aldığım balıklar. Bunların videosunu bu akşam çekemedim. Ama bir önceki zaten ilk günkü videoda vardı. Kubbesleri görüyorsunuz. Şu tarz kubbesler arkadaşlar. Fena boylar değil. Güzel boylar. Gördüğünüz gibi. Gerçekten güzel boy. Harika ıskarozlar. Ne diyoruz? En kötü yemli avımız böyle olsun diyoruz. Hani totalde 1 kilo balık var. Allah bereket versin. Şimdi hızlıca liderimi bağlayıp at çeke başlayacağım. Elimizi çabuk tutalım, bağlayalım ve başlayalım. Şunları da göstereyim size. Evet. Akşamları buz gibi oluyor. Uzun kollu getirdim yanımda. Bir de tabii altına da eşofman getirdim. Eşofmanımı. Şortumla tişörtümü çıkartıp uzun kollarımı giyeceğim. Çünkü inanılmaz sinek de oluyor. Hani sivrisinekler rahatsız ediyor. O yüzden. Şimdi hemen liderimi bağlayayım. Gelin beraber isterseniz birlikte bağlayalım. Bu aralar Akçet'te balık avı hızlanacak. Bilginiz olsun çünkü yavru balıklar iyice gözükmeye başladı. Spin'de 40'lık lider kullanıyorum. 40'lık lider fazlasıyla işimi görüyor benim. O yüzden ben de 40'lık kullanıyorum.
Baraküda buralardan geçerse inanıyorum ki o balıkları yakalayacağız. Yani baraküda yakalamayı gerçekten çok seviyorum. Liderimin sinemi kontrol ettim. Zede var mı yok mu diye. Çünkü her zaman kontrol ederim. Zede varsa zedelik kısmı keserim. Size de o şekil tavsiye ederim, yani zedeli kısmı kesin. Yoksa kilo üstü bir balık vurduğunda gerçekten büyük sıkıntı çıkarır bize. Biliyorum ki Atçek'te takipçilerimin birçoğu bu sıralar Atçek yapmamı da istiyor. Yani ben esas, benim disiplinim Atçek, spin ve shortjig. Onu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama bu aralar yemli av gerçekten keyif ve zevk veriyor. O yüzden hani boşta çevirmediği için ister istemez yemli avı tercih ettim. Yani benim yerimde kim olsa eminim ki aynı şeyi yapacaktır. Yani bu konuda bana anlayışlı olursanız çok sevinirim. Zaten videolarda da izlediğiniz gibi balon balığı temizliği de yapıyoruz. Vatana, millete hayır işliyoruz. Bayağı iri balonlar. O balonları da shortjig disiplinindeki kamış makinemle yakalıyorum arkadaşlar. Şu anda alburat düğüm atıyorum zaten. Beyaz ve pembe jiglerle başlayacağım hava kararmadan. Hava kararmaya yakın da Rapala'ya dönerim. Klipsini de bağlayalım. Hızlıca. Şöyle bir gün batmadan bir jig atalım bakalım, bir 15-20 dakika. İşe geçecek mi? Buralar sığ. Çok daldırmayacağım. Yatay çekeceğim jigleri. Şeker kız kendiyle başlıyoruz. 40 gram. Ve Tayfun abinin asitleri, özel yapım Tayhok asitleri bize rast gelsin. Arkadaşlar canavar aldım. Canavar aldım. İnşallah kaçmaz. İnşallah kaçmaz. Çok büyük. Çok büyük. Kaçma oğlum. 180'li ise. Kaçma oğlum. Kaçma oğlum. Of. Vallahi aldım canavarı. Vallahi aldım canavarı. Dur. Dur oğlum dur. 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 Çok iyi be. Çok iyi. Of. Harika. Of, harikasın be. Arkadaşlar rahat bir ısırılmış zaten. Darbe almış. Çok efsane bir boy. Baraküda 2 kilo üstü 180 lisiyle aldım. Şurasına
Darbe almış bakın. Şu üst tarafına. Oğlum harikasın be. Of harika boy. Atışlara devam. Of çok iyi ya. Vallahi mutlu oldum ya. Şuna baksanıza. Şuna baksanıza elimle. Harika boy. Dur bekle. Dur. Bekle. Of. Harika boy bir. Baraküda. Boya bakın be. Kol gibi kol. Ah. Oh. Şimdi. Şöyle geçiyorum kayalardan. Oh. Henüz daha hava kararmadı. Atışlara devam edeceğim. Bu büyük ihtimalle sürü balığı değil. Tek gezen bir balık. Of. Tutalamamı açtım. Oltaya sıkıntı olmasın diye. Arkadaşlar bakın. 18 santimlik rapala. Şu da. Dur. Evet şu da. Elimi şöyle uzatıyorum. Harika boy be. Oh. Evet. Şimdi ağzına çıkaracağım şeyi. Evet. Çıkardım arkadaşlar. Baraküdamızı çıkardım. Şöyle göstereyim. Rahatından 2 kilosu var. Yes bebeğim. Harika. Evet arkadaşlar. Günü noktaladım. Harika boy bir baraküda. Tam 81 santim geldi. Gerçekten efsane bir baraküda. İskarozların dev gibi ıskarozların yanında ne kadar küçük kaldığını siz görün. Şu 30 santimden aşağı yok. Baraküdanın yanında çocuk gibi kaldılar resmen. Evet. Kamışın Monix 10-60 gram atarlı. Sahte 180'lisi Goldstar'da. Bakın darbe aldığı yerde şurası. Dişiyle nasıl şey yaptığını görün. Aşırı zedelemiş. Efsane bir sahte. Üstü fıstık yeşili. Yanları ve altı altın sarısı. Tam hava kararmaya 10 dakika kala bununla başladım. Ve efsane boy. Baraküdamı aldım. Gerçekten muhteşem bir boy. Şuna baksanıza ya. Müthiş. Tahminimce yani 1.600 ile 2 kilo arası gelir. Ama tartınca bakacağız zaten. Evet gerçekten peşine koşanlara daha güzelleri rast gelsin. Evet arkadaşlar gerçekten çok yoruldum. Bugünkü avı noktalıyorum. Şöyle harika boy bir baraküdayla umarım baksanıza ya efsane boy be. Daha güzelleri sizlerin olsun. Bu baraküda için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım yorumlarda görüşelim. Allah'a emanet olun. İyi geceler. Bir dahaki av maceralarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.